Arkadaşlar tarih konuları içerisinde ikinci konumuz olan ilk çağ uygarlıklarını ve medeniyetlerini inceleyeceğiz. Dolayısıyla ilk çağlarda e, Türkiye ve çevresinde kurulan uygarlıklara, medeniyetlere bakacağız. Onların ortaya koymuş oldukları kültürel özelliklerden bahsedeceğiz. Öncelikle burada e, kültür ve uygarlık kavramlarını açıklayalım. Kültür bir millete ait maddi ve manevi değerlerin bütünüdür. Ancak uygarlık daha genel bir kavram. Kültürler arası etkileşim sonucu ortaya çıkan milletler arası ortak değerlerdir uygarlık. Yani kültür bir millete ait olan unsurken uygarlık milletler arası bir ortak noktadır. Bu anlamda uygarlık kavramı daha geneldir. Burada arkadaşlar bir notumuz var. Uy i̇lk uygarlıklar genellikle verimli tarım alanlarında ve su ve nehir kenarlarında kurulmuşlardır. Gerçekten de genel olarak baktığımızda mesela Mısır uygarlığına bakıldığında Nil Nehri üzerinde kurulduğunu görüyoruz. Onun dışında Mezopotamya uygarlıkları zaten Mezopotamya kelime anlamı olarak iki nehir arası bölge e anlamına geldiği için Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgedir. Ya da Anadolu'da kurulan uygarlıklara bakıldığında zaten Anadolu bu anlamda çok verimli bir bölge. Kızılırmak gibi, Yeşilırmak gibi, gibi birçok Akarsu ve nehrin üzerinde kurulan bir bölgedir. Yine bir başka uygarlık bölgesi olan Hindistan'a bakıldığında Indus ve Ganj nehirleri üzerinde kurulduğunu görüyoruz. Yani genel anlamda en eski çağlardan beri uygarlıkların, medeniyetlerin kurulduğu yerler daha çok verimli araziler, su ve nehir kenarları olmuş arkadaşlar. Eski çağ uygarlıkları arasında arkadaşlar birçok uygarlık var. Birçok medeniyet bölgesi var. Mezopotamya uygarlığı, Anadolu uygarlıkları, Doğu Akdeniz, Mısır, Uzak Doğu, Hint uygarlığı, İran uygarlığı, Yunan uygarlığı, Roma medeniyeti gibi birçok uygarlık var. Biz ilk olarak bunların arasında Mezopotamya uygarlıklarını inceleyeceğiz. Mezopotamya uygarlığına bakıldığı zaman Anadolu, Akdeniz, Arabistan, İran, Hindistan ve Türkistan'da kurulan uygarlıkların kesişme noktası olduğunu görüyoruz. Zaten az önce de bahsetmiştik. Mezopotamya kelime anlamı olarak Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgedir. Bugünkü Suriye topraklarıdır. İki nehir arası bölge anlamına gelir. Ve arkadaşlar Mezopotamya uygarlığına bakıldığında oldukça verimli bir tarım havzası olduğunu görüyoruz. Yani Mezopotamya toprakları arkadaşlar iklim koşulları insan yaşamına elverişli ve verimli topraklardır. Bu anlamda Mezopotamya'da her zaman tarihi süreç içerisinde etnik yapı çeşitlilik göstermektedir. Yani farklı farklı kavimler, farklı milletler burada bulunmuşlar. Bu bölge çeşitli etnik yapılara, farklı milletlere ev sahipliği yapmıştır. Mezopotamya'da Sümer uygarlığından bahsedeceğiz. Genel olarak Mezopotamya uygarlığını oluşturan devletlere bakıldığında Sümerler, Akat'lar, Elam'lar, Babiller ve Asurlar olduğunu görüyoruz. Öncelikle Sümerlerle başlayacağız. Sümerler Mezopotamya'da ilk şehir devletlerini kurmuşlardır. Bu şehir devletlerine site adı verilmektedir genellikle. Ur, Uruk, Lagash, Kiş gibi şehir devletleri yani seleri vardır. Burada arkadaşlar şuna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Mezopotamya'da Sümerlerin şehir devletleri halinde kurulmaları siyasi birliklerinin de olmadığını gösterir. Yani bu aslında sadece Sümerlere ait bir özellik değil. Eğer ki bir uygarlık, bir medeniyet şehir devletleri halinde ortaya çıkmışsa e, kesinlikle arkadaşlar siyasi birlikleri kendi aralarında yoktur. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu anlamda başkentleri de yoktur ve merkeziyetçi anlayışları da yoktur. Şehir devletleri varsa siyasi birlik, merkeziyetçilik ve başkent kavramı bulunmamaktadır. Sümer sitelerinin başında, şehir devletlerinin başında patesi ya da ensi adı verilen yöneticiler bulunmaktaydı. Bunlar ülkelerini tanrı adına yönettiklerini iddia etmekteydiler. Yönetimlerinde ayrıca danışma meclisleri de bulunmaktaydı. Kral aynı zamanda dini törenleri idare eder, savaşlarda orduyu yönetir, hukuki yetkileri elinde toplardı. Bu anlamda güçler birliği ilkesine benzer bir yönetim anlayışı bulunmaktadır. Özellikle krallar zaten rahip kral şeklinde ülkeyi yönetmektedir ve gücünü de dine dayandırmaktadır. Ve aynı zamanda Sümerler'de kraliçede yönetimde etkilidir. Az önce bahsettik. Sümerlerde sosyal sınıflaşma var. Dolayısıyla krallar ve rahipler bunun dışında hürler, her erkek askerdir Sümer toplumunda ve kölelerden oluşmakta. Krallar, rahipler, hürler ve kölelerden oluşmaktadır. Sümerler arkadaşlar tarihte yazıyı ilk kez kullanan toplumdur. Dolayısıyla çivi yazısını e, bularak tarih çağlarını başlatmışlardır. Yani yazıyı kullanarak tarih çağlarını ilk geçen toplumdur aynı zamanda Sümerler. Arkadaşlar Sümerler tarımla ilgilenirler ve tarımı tanrıları adına yaparlar. Ürettikleri ürünlerin bir kısmını da tapınaklarına gelip tanrılarına bağışlarlar. Ancak bir müddet sonra tapınaklara kimin ne kadar ürün bağışladığı karışmaya başlayınca tapınakların üzerine çeşitli şekiller ve işaretler yaparak böylece çivi yazısını ortaya çıkartmışlar. Yani yazı bir anlamda insan ihtiyaçlarının bir ürünü olarak ortaya çıkmış. Böylece Sümerler yazıyı kullanarak tarihi de başlatmışlar. İlk kez tarih çağlarına geçmişlerdir. Bununla birlikte tarihin ilk yazılı yasalarında yine Sümerler oluşturmuşlardır. Urgakina kanunlarını ilk kez Sümerler oluşturmuşlardır. Sümer kanunları yani Urgakina kanunları arkadaşlar sert yasalar değildir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Sert yasalar değildir. İnsancıl yasalardır ama insancıl yasalar da caydırıcı nitelikte değildir arkadaşlar. Sümerlerde çok tanrılı inanış vardır. Aslına bakıldığı zaman birçok eski çağ uygarlığında çok tanrılı inanışlar vardır. Birden fazla tanrıya inanırlar. Ve eski çağ uygarlıklarının sadece arkadaşlar biz İbraniler'de tek tanrılı dini inanç olduğunu görüyoruz. O da Musevilik. Geri kalan eski çağ uygarlıklarında çok tanrılı inanışlar yani politeist inanç vardır. Ancak Sümerler'de ahiret inancı yoktu arkadaşlar. Bunun dışında edebi anlamda da yine Sümerlerin önemli destanları var. Gılgamış, Yaratılış ve Tufan destanları gibi. Sümerler bilimsel faaliyetlerle de ilgilenmişler. Özellikle astronomi bilimini geliştirmişler ve ilk kez ay yılı esaslı takvim yapmışlardır. Astronominin gelişmesinde ay yılı esaslı takvimde arkadaşlar dini inançları da etkili. Çünkü Sümerler tanrılarını gökyüzünde olarak düşünürler ve gökyüzü cisimlerinin yıldız hareketlerini incelerler. Bununla birlikte de bilimsel faaliyetleri de gelişme kazanmış. Matematikle ilgilenmişler. Özellikle dört işlem ilk kez Mısır'da ortaya çıkmış. ancak Sümerler'de dört işlemi kullanmış. Çarpma ve bölme cetvellerini hazırlamışlar. Geometride yüzey ve hacim ölçme, daireyi 360 dereceye bölme gibi çeşitli özellikleri ortaya çıkmış. Mezopotamya'da kurulan bir başka önemli uygarlık arkadaşlar Akatlardır. Milattan önce 2350 ile milattan önce 2100 yılları arasında yaşayan bir uygarlıktır Akatlar. Arap Yarımadası'ndan göç etmişler Mezopotamya'ya Sami kökenli bir ırktır. Kral Sargon döneminde de bir devlet haline gelmişlerdir. Başkentleri de Agade kentidir. Akatların arkadaşlar tarihteki en önemli özellikleri ilk düzenli ordu sistemini meydana getirmeleridir. Bu anlamda biz Akatların fetihçi, yayılmacı bir devlet olduğunu görüyoruz. Fetihçi oldukları için de askeri teşkilatlarına önem vermişler ve tarihin bilinen ilk düzenli ordu sistemini ortaya koymuşlar. Akatların bir önemli özelliği de arkadaşlar tarihteki bilinen ilk imparatorluktur ya da ilk merkezi krallıktır Akatlar. Sümer kültüründen etkilenen Akatlar kurdukları imparatorlukla bu kültürü ön Asya'ya da yaymışlardır. Yani bir anlamda Mezopotamya kültürünü savaş yoluyla, fetih yoluyla yayan arkadaşlar Akatlardır. Arkadaşlar Mezopotamya'da kurulan bir başka önemli uygarlık Elamlardır. Milattan önce 3000 ve milattan önce 640 yıllar arasında varlık göstermişler. Mezopotamya dışında Sümer ülkesinin doğusunda yaşamalarına rağmen Mezopotamya uygarlığı içinde de incelenirler. İlk dönemlerinde şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir. Arkadaşlar burada kuralımız şuydu. Şehir devletleri halinde örgütlenen uygarlıklarda kesinlikle siyasi birlik yoktu. Yani tek bir devlet çatısı altında toplanamamışlardır. Buna özellikle dikkat etmek gerekiyor. Elamlarında siyasi birlikleri yoktur gene. Burada bir notumuz var. Sus sitesi prensi diğer siteleri de egemenliği altına alarak Elam krallığını kurmuştur madencilik ve çömlek yapımı ve seramikte ilerlemişlerdir özellikle arkadaşlar geometrik desenli vazo yapımında ve çömlek yapımında oldukça ilerlemiştir elamlar ve çivi yazısını da kullanmışlardır Müzik